buradayız. Takımımızın ismi Griz 263 isminde şuradan almakta. 1992 yılında Koz'da bir Griz'i faciası gerçekleşiyor ve 263 madencimiz hayatını kaybediyor. Bu doğrultuda uydumuzun ismini de Griz 263A olarak koyduk. Ve 263 madencimizi kayda yaşatmak için kodumuzun içerisine yerleştirdik. Yani biraz daha açar mısın? Şimdi programın içerisinde isimler mi var? Evet. Burada program içerisine bütün madenci isimlerimiz hepsini karakter olarak yerleştirdik. Uzayda isimlerini yaşatmak için. Emeğin acıyla yoğrulduğu Zonguldak şehrimizde artık bu emeği daha da yükselterek katma değeri yüksek ürünlere ve hayallerimize doğru yürüyoruz. Hayallerimizi her adımda gerçekleştirme noktasında bir adım daha yakınız. Bu noktada çok mutluyuz. Öğrencilerimizle birlikte gerek rektörlüğümüz, gerek bakanlık düzeyinde ve sanayi kuruluşları. Bu süreç içerisinde Erdemir başta olmak üzere büyük destek verdiler ve bu hayalimizi gerçek yapma yolunda bize azim ve güç verdiler. Bu noktaya gelmiş olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Ve heyecanla Aralık ayında fırlatılacak olan uydumuzdan sinyallerimizi bekliyoruz. Tabii
Bu bizim için bir son olmayacak. Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayemiz henüz yeni başladı. Daha büyük hayallerle yolumuza devam edeceğiz. Şehrimizi ve ülkemizi heyecanlandırmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi öncelikle teknolojik açıdan bakıldığı zaman büyük boyutlu uyduların fırlatma maliyetleri oldukça yüksektir ve bunlarla ilgili operasyonel maliyetler gelmektedir. Uydu boyutlarının küçülmesi özellikle yararlı yük adına yapılan işlemlerin daha küçük boyutta hafif olarak yapılmasını sağlamakta ve bu düşük maliyetlerle üretilen uydular özellikle gelecek dünyamızda hayatımızda yoğun bir şekilde yer almaya devam edecektir. Cihazlar, araçlar küçüldükçe uydularda olduğu gibi yaygınlaşmakta ve günlük hayatımızın içerisinde daha fazla rol oynamaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin en küçük boyutta yapılmış ilk uydusunun üretim ve tasarım aşamasını tamamlamış durumdayız. Bu süreçler içerisinde katma değeri yüksek teknolojilerin nasıl üretileceği, hangi yolların takip edileceği, üniversite içerisinde öğrenci, sanayi, üniversite birlikteliğinin nasıl olacağıyla ilgili iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Bu örnek referans alınarak ileride daha iyi, heyecanlı işlerinde devam edeceğini düşünüyorum. Grizu 263 uzay takımı kaptanıyım. 4 yıl önce kurmuş olduğumuz Grizu 263 uzay takımımızla beraber 2 yıl önce bir uzay projesi başlattık. Cep uydu standartlarında 5'e 5'lik bir küp uydu şeklinde bir üretimimiz oldu. 2 yıllık süreçte tasarım, üretim ve test aşamalarını tamamlamış olduğumuz Grizu 263 A uydumuzun bugün itibariyle fırlatıcı firmaya teslimi gerçekleştirildi. Bunun için takım arkadaşlarımla beraber büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Üniversitemize, ana destekçimiz Erdemir'e çok teşekkür ediyorum. Uydumuzun İngiltere'de teslimi konusunda bizlere destek olan Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın tüm yetkililerine de çok teşekkür ediyoruz. Bizim için uzun ve zorlu bir süreç oldu. Bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok mutluyuz. Zonguldak'tan uzaya bir uzay macerası olarak adlandırıyoruz biz bunu. Karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi. Uydumuzun ismi de 92 yılında hayatını kaybeden 263 madencimize ithafen verilmiştir. Madencilerimizin isimleriyle beraber Aralık 2020'de uydumuz uzayda yerini alacak. 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4.8 yıl görev yapması planlanmakta. Bunun için gururluyuz. Şu anda Aralık ayını beklemekteyiz.